Merhaba dostlarım, ben Serdar. Ve Gizem Dosyaları Tunguska patlamasına hoş geldiniz. 30 Haziran 1908 günü sabah 7.45 civarında Potkamennaya Tunguska Irmağı yakınlarında yeryüzünün 5-10 kilometre üstünde bir patlama oldu. Patlamayı gören çiftçi Semen Semenov olayı gökyüzü ikiye ayrılmıştı ve alevler ormanın üst kısmını olduğu gibi katlamıştı diye ifade etti. Olayı gören diğer insanlar ise önce bir ateş topu gördüklerini, sonra yerin şiddetli bir biçimde sarsıldığını, ardından da güçlü sıcak rüzgarların geldiğini söylediler. Patlama 800 kilometre uzaktan görülebilmekteydi. Yani eğer bu patlama Belgrad, Sırbistan'da olsaydı, Edirne'de yaşayan birisi bu olayı görebilecekti. Tunguska patlamasının şok dalgaları Richter ölçeğinde 5 olarak ölçüldü ve bu şok dalgaları Baykal Gölü civarında yaşayan insanları devirebilmişti. Patlama 10-15 bin tonluk dinamitin gücüne eşdeğerdi. Bu, Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın 1000 katıdır. Ve ayrıca bu patlama 2150 metrekare alandaki 80 milyon ağacı devirdi. Bu, Kakatecenin yüz ölçümünün 3'te 2'si kadardır. Tunguska patlaması yazılı tarihteki en büyük çarpışmadır. Rus mineralog Leonid Kulik 1927 yılında patlamanın olduğu yerde bir araştırma seferi düzenledi. Sibirya'da yaşayan Evenki halkından bazı avcılar araştırma grubuna rehberlik etmeyi kabul etti. Fakat belli bir yerden sonra avcılar daha ileriye gitmediler. Bunun sebebi vadi adamlarına olan batıl inançlarıydı. Vadi adamları yüzünden daha ileriye gitmeye cesaret edemediler. Bu şiddetli patlamayı açıklayan bazı insanlar birkaç teori öne sürmüştüler. Bilim adamları bizim bilmediğimiz maddenin yanında bir de karşı maddenin var olduğunu düşünmektedirler. Evrenin başlangıcından sonra bu karşı maddeye ne olduğu bilinmemektedir. Karşı madde ve normal madde bir araya geldiğinde muazzam enerjiler ortaya çıkmaktadır. Hatta bilim adamları gelecek için potansiyel enerji kaynağı olarak karşı maddeyi kullanmak istemektedirler. Bazı bilim adamları Tunguska'da yaşayan patlamaya karşı maddenin sebep olduğunu iddia etmektedirler. Bazı komplo teorisyenleri Tesla'nın yaptığı kablosuz iletişim deneylerinin patlamaya sebep olduğunu söylemektedirler. Tesla, enerji transferi hakkında deneyler yapmaktaydı. Teoriye göre deneylerden biri kontrolden çıkmış ve Tunguska'daki patlamaya sebep olmuştu. Kim UFO teorisyenleri ise Tunguska'da bir UFO patladığını iddia eder. Hatta bazıları ise agresif bir uzaylı ırkının dünyaya nükleer bir bomba attığını fakat hesap hataları yüzünden nükleer silahın Tunguska'da patladığını söylerler. Sibirya'da yaşayan bir takım yerli halklar ise Yıldırım Tanrısı Agda'nın insanlığa olan öfkesini bu şekilde ifade ettiğini iddia eder. En mantıklı teori, bir meteorun yeryüzüne çarpmadan önce atmosferde patlamasıdır. Ki çok yakın bir tarihte benzer bir olay daha yaşanmıştır. 15 Şubat 2013 günü 1 milyon 230 bin kişinin yaşadığı Chelyabinsk şehrinin 25-30 kilometre üstünde bir meteor patladı. Patlama 500 kiloton dinamiti eşdeğer güçteydi ve patlamanın kırdığı camlar yüzünden 1000'den fazla kişi yaralandı. Bu meteor yeryüzüne saatte 55 bin kilometre gibi bir hızla geliyordu. Eğer Chelyabinsk'teki veya Tunguska'daki meteorlardan biri İstanbul gibi bir şehre doğrudan çarpsaydı milyonlarca insan hayatını kaybederdi. Böyle bir çarpışmanın izleri ise insan hafızasından asla silinmezdi.